herkes zaten bir şokta. Özellikle güvenlikçiler çok şoka girdi. Yani güvenlik görevlileri hepsi ağlıyordu. Biz deprem falan oldu sandık. Aşağıdaydık. Büyük bir patlama oldu. Ondan sonra tabii herkes de bir panik hali oluştu. Ben Türk olup olmadığından emin değilim henüz. Genelde Türkler çalışıyordu. Onlardan biridir yani. Belçika kanlı sabaha uluslararası havalimanında yaşayan çifte patlamayla uyandı. O kabusu Brüksel'deki Türkler de yaşadı. Bir tane Türk'ün öldüğüne dair bir bilgi aldım ama bunun daha henüz doğrultamadık. O da silahla başından vurulduğunu söylüyorlar. Avrupalı Türkler o anlarda yaşadıklarını böyle görüntüledi. Olay anını bir anlatabilirseniz. Evet efendim, şöyle bir olay anını anlatabilir misin bizlere? 100 metre ilerimizde patlama oldu. O anda hemen o görüntüyü gördük. Orada diamant cama kenarı bir yer vardı. Oranın tepesinden büyük bir dumanın çıktığını gördük. Sonra 5 dakika sonra bir sessizlik hakim. Ondan sonra milletin hep insanların panik içerisinde kaçışmaya başladığını gördük. Ondan sonra bize dediler 3 tane daha terörist olduğunu söylediler patlayacak halde. Beraber çalışıyorduk. Evet. Biz zaten kargo bölümündesin değil mi? Yok, yolcu bölümünde. Bagaj bölümünde. Yolcu bagaj. Evet. Büyük bir patlama olduğunda zaten biz deprem falan oldu sandık. Hani masa falan titredi, o derece büyük patlama oldu. Zaventem Havalimanı'nda büyük panik yaşandı. O sırada İstanbul-Brüksel seferini yapan Türk Hava Yolları'nın uçağı havadaydı. Hemen Lige Havalimanı'na yönlendirildi. Ardından da Amsterdam'a indi. Ancak esas panik apronda bulunan İstanbul seferini yapacak uçak için yaşandı. Olayın olduğunda biz uçağın içindeydik. İkinci bir anons ettiler. İşte bombanın patladığını söyledi. Daha sonra ben televizyonda bizim hanım ve çocuklar duymuş. Onlar aradılar beni. Türk Hava Yolları uçağının pilotu havalimanında yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. Pilot Alp Büyükkara havalimanında bomba patlamış. Operasyonlar durdu. Kapı kapatan uçaklar ortada kaldı. Terminaller boşaltıldı dedi. 1,5 saat kaldık. 1,5 saat sonra bir açık meydana aldılar bizi, bir açık alana. Oradan otobüslerle kapalı spor salonuna götüreceğiz dediler. Ona da otobüs yetmedi galiba. Şimdi yürüterek götürüyorlar. İşte o salon burası. Aralarında Türklerin de bulunduğu yolcular belediyeye tesiste yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Uçağa geçtik. Kaptandan da nasıl uçaklar işler durduruldu diye. Biz de tabii şok olduk. Anlayamadık ne olduğunu. Bir zaman sonra patlamanın olduğunu duyduk. Havalimanında çalışan Türkler de olayın şokundaydı. Olay bizim bulunduğumuz bölgede oldu. Brüksel Airport'un gidiş katında, 3. katta oldu. Bizden biraz uzakta oldu ama işte insanlar koşturarak geldi. Biz de hep beraber dışarı tahliye ettiler. Aşağıdaydık. Büyük bir patlama oldu. Ondan sonra tabii herkes de bir panik hali oluştu. Bize telefon geldi patlama olduğuna dair. 2 patlama olduğu söylendi. Tesadüfen bu olayı öğrendik. Uçak içerisinde bir telefon geldi bir bayana. Ondan sonra hafif bir panik havası oldu ama İşte bir saate yakın uçakta bekledik. Herkes zaten bir şokta. Özellikle güvenlikçiler çok şoka girdi. Yani güvenlik görevlileri hepsi ağlıyordu. Yani biz onlara işte teskin ettik. Dışarı çıktık. Ondan sonra bekledik. Brüksel Airport'un gerçekten bir güvenlik sorunu var. Bunu biz kendi aramızda zaten söylüyorduk. Giderek de daha da kötü oldu. Ve olan oldu bugün yani açıkçası. Sadece havaalanında değil, Brüksel'de Türkler paniğe kapıldı. Brüksel'deki Türkler kadar Belçika'ya gitmeye çalışanlar da şaşkındı. Brüksel'de bir panik hakim, her taraf siren sesi, telefonlar çok doğru dürüst çalışmıyor. Büyük alışveriş merkezleri kapalı, küçük alışveriş merkezleri kapalı. Saat 10.30 gibi okulları tatil ettiler. Çocukları gittik aldık okuldan. Ben de oğluma sabah, oğlum işe gitmişti, çok zor ulaştım. Saldırı sonrası Brüksel seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, Cuma gününe kadar da bilet satışını kapattı.